Evet, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk canlarım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizlerin böyle gecelerinde bulunmak bana da mutluluk veriyor. Gece gündüz çalışan basın emekçilerine, özellikle magazincilere ben her zaman biliyorsunuz abilik yapmaya çalışmışımdır. Kesinlikle. Evet dostlar, buyurun. Evet, güzel bir ödül töreni. Yine ödül de alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz Haluk Bey? Ya bu ödül benim keşke müzisyenliğimle ilgili olsaydı, keşke şarkılarla ilgili olsaydı. Yıllardır yeni şeyler üretmedik. Doğrudur yani. Yakında üreteceğime inanıyorum. İnşallah gelecek yıl bu ödülü en iyi şarkı dalında alırım. En iyi müzik. Şu anda ahbap dalında alıyorum ama ahbabı da tabii biliyorsunuz gece gündüz çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Bunun işte belki de bu tür ödüller bizim çocuklara şevk oluyor. Kesinlikle, ama müzik demişken de sıkı bir çalışma temposuna gireceğinizi konuşmuştuk. Evet. Son durum nedir? Bununla ilgili ahbabı da yöneticiliği de devredecektiniz diyebiliyoruz. Evet. En son röportajımız. Evet, sonra şöyle bir durum oldu tabii. O kadar çok spekülasyon oldu ki ülkeden gidecek, gidecek, gelecek diye. Sonra bundan önceki röportajlarımda tamam arkadaşlar, yurt dışında şarkı yapacağımız arkadaşımız Türkiye'ye Haziran'da geliyor. Burada yapacağız. Hiçbir yere gitmiyorum demiştim. Tekrar aynı şekilde söylüyorum. Çünkü Ahbap ekibi de pek istekli değil. Ya şöyle, zaten ben Ahbap başkanlığı bırakıp Ahbap'tan ayrılmayacaktım. Yine yönetimde kalıp hani müziğe biraz ağırlık verecektim. Ama baktım ki olmuyor. Ama bazı şeyleri ön plana çıkaran da şahıslardır. Bence Haluk Bey, hani Ahbap Derneği tabii ki büyük bir kuruluş ama hani bunun öncülüğünü de Haluk Levent birazcık yaptı. İsim olarak da, bilindirlik olarak da. İşte bu 6 yıllık bu emeğin sonucunda buralarda sağ olsunlar bizlere ödül veriyorlar. O ödüller de o çocukların emeği aslında. Ben onların adına geliyorum. Biz eski şarkılarınızı dinleriz. Siz eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin canlarım. Sağ olun. Teşekkürler çocuklar. Görüşürüz abi.